G4S ile sektörlere özel webinar serimize hoş geldiniz. G4S'nin sektörel odaklanmasıyla düzenlediğimiz güvenlik konferanslarından birinde daha sizlerleyiz. Bugün madencilik sektöründe güvenlik konusunu ele alacağız. Sektörün değerli isimleri bizlerle olacak. Öncelikle webinar konuklarımızı takdim etmek isterim. G4S Ticari Direktörü Sayın Tansu Tekten, Öksüt Madencilik Güvenlik Müdürü Sayın Adnan Ulaş, G4S Anadolu Bölge Müdürü Sayın Halil Yetik bizlerle olacak bugün. Evet, yaşadığımız coğrafyanın çeşitli zaman aralıklarıyla oluşmuş jeolojik yapısıyla Türkiye maden zenginliği yönünden dünyanın 28. ülkesi konumunda bulunurken, maden çeşitliliği bakımındansa 10. sırada yer almaktadır. Bu çeşitlilik ülkemizin sanayisine, ekonomisine ve bilimsel çalışmalarına da olanak sağlamaktadır. 2020 yılı itibariyle faaliyette olan 7548 adet ruhsatlı maden bulunmaktadır. Maden ocaklarının uzak ve ulaşılması zor, oldukça geniş arazilerde yer alması, üretim süreçleri, arazi şartları, arazi içinde iş makineleri ve araçların trafiği, dış tehditler gibi güvenlik riskleri bulunduğundan her şeyden önce önlemleri, daha sonra üretimin takibi ve lojistiğinin güvenliği önem arz etmek. Öncelikle sözü G4S Ticari Direktörü Sayın Tansu Tekten'e bırakmak istiyorum. Evet Tansu Bey, ilk olarak madencilik sektörünü nasıl odağınıza aldığınızı sormak isterim. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle G4S olarak biz aslında standart bir güvenlik anlayışından öte sektör bazlı odaklanmış ve uzmanlaşmış bir güvenlik anlayışı benimsiyoruz. Bu kapsamda ülkemizi değerlendirdik ve belli sektörler belirledik kendimize. Bunlardan bir tanesi de gerçekten tüm dünyada da çok etkin olduğumuz maden sektörü oldu. Dolayısıyla bu noktada da odaklandık, uzmanlaştık. Bunlarla ilgili de belli çözümler geliştirdik. Bugün de ayrılan vakit süresi zarfında kısaca G4S'den ve bu çözümlerimizden bahsetmeye gayret edeceğim. İzninizle ben çok kısa katılımcılarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Adım Tansu Tekten, G4S Ticari Direktörüyüm. Entegre güvenlik çözümleri noktasında bir uzmanım. Bu noktada sizlere G4S'yi tanıtan, G4S'nin güvenlik yaklaşımını anlatan ve sektör bazlı çözümlerimizi anlatan bir sunum gerçekleştireceğim. G4S'nin sizlerin de Ebru Hanım da anlattığı gibi sektör bazlı uzmanlığını ve çözümlerini anlattığı, sektörün önde gelen temsilcileriyle sektörün durumunu ve güvenlik ihtiyaçlarını tartıştırdı. Bir başka webinarımıza tekrar buluştuk. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum ve çok vakit almadan sunuma geçmek istiyorum izninizle. Buyurun efendim. Bugünkü sunumda bahsettiğim üzere sizlere kısaca G4S'ten biraz bahsedeceğim. G4S'in temel güvenlik yaklaşımı olan risk tabanlı yaklaşım metodumuzdan biraz bahsedeceğim. Bunun akabinde madencilik sektörüyle ilgili çözümlerimizi anlatacağım ve burada yaptığımız bir örnek uygulama ile ilgili sunumuma hızlıca son vereceğim. Öncelikle G4S'den genel olarak bahsetmek gerekirse G4S global olarak dünyanın lider entegre güvenlik firması. Tüm dünyada 100'den fazla ülkede hizmet veren ve bunu lider olarak sürdüren bir güvenlik entegre güvenlik firması olarak önümüze çıkıyor. Bu liderliği nasıl sürdürüyoruz? Müşterilerimizi koruyan ve değer katan sürekli yenilikçi, yani standart çözümlere asla bağlı kalmıyoruz. Sürekli yenilikçi çözümler üretmeye gayretindeyiz. Ve sektörümüzde lider çözümler öne çıkararak güvenilir bir danışman olma amacıyla hareket ediyoruz. Tabii bu sürecin altyapısında ise sürekli insana, teknolojiye ve müşterilerimize, müşteri ilişkilerimize yatırım yapmamız aslında temelde yatıyor. Türkiye'ye geldiğimizde G4S Türkiye'de 3800 civarında güvenlik görevlisiyle hizmet veriyor. Sektörünün önde gelen 350 müşterisinin 500 farklı lokasyonunda bu hizmetlerimizi sağlıyoruz. Türkiye'de ise yaklaşık özel güvenlik sektörünün oluşumundan beri yaklaşık 30 yıllık bir sürede özel güvenlik çözümleri sunan bir firmayız. Ve tüm bu süreçlerimizi 6 farklı şehirdeki 8 farklı ofisimiz üzerinden gerçekleştiriyoruz.
Değerlerimize geldiğimizde ise bizim There For You dediğimiz aslında sizin için buradayız sloganıyla bir anlayışımız var. Dünyanın dört bir yanında müşterilerimizi, toplulukları ve insanları korumak ve onlara hizmet sunmak bizim temel gayemiz, amacımız diyebiliriz. Buradaki vizyonumuz ise dünyanın en güvenilir hizmet iş ortağı olmak. Burada şu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani müşterilerimizin güvenlik sektöründeki en güvenilir hizmet iş ortağı olmak değil amacımız. Hizmet aldıkları tüm tedarikçiler içerisinde, tüm partnerler içerisinde en güvenilir olmak bizim amacımız. Sektörümüze de vurgu yaparak bunun vizyonu içerisindeyiz. Bu vizyonu ise sürekli proaktif çözümler, en yeni ve akıllı teknolojileri kullandığımız ve özelleştirdiğimiz çözümlerle, benzersiz müşteri ilişkileri deneyimiyle ve müşterilerimize bu güvenlik hizmetini sunarken onları bu güven içerisinde alıp onların da kendi temel işlerine odaklanabilmesini sağlama amacıyla hareket ediyoruz aslında. Güvenlik yaklaşımımıza geldiğimizde biz risk tabanlı bir güvenlik yaklaşımı sergiliyoruz. Peki bunun farklılığı nedir? Bunun farklılığı aslında temelde şöyle. Biz genelde müşterilerimizin bize sundukları, bize ilettikleri ihtiyaçlara elimizdeki ürünlerle bir çözüm üretmekten öte onların ihtiyaç noktasında, ihtiyaçlarını belirleme noktasında onlarla bir partnerlik kurarak global bilgi ve deneyimimizi de ortaya koyarak onların ihtiyaçlarının temelde ne olduğunu doğru tanımlanmasını sağlamaktan başlıyoruz güvenlik sürecine. Bunun akabininde çözümlerimizi ve ürünlerimizi ortaya koyuyoruz. Bu risk tabanlı yaklaşımıza biraz detaylandırmamız gerekirse aslında risk tabanlı yaklaşımın altında 3 temel madde var. Bunlardan biri öncelikle bizim neyi koruyacağımız. Yani bizim buradaki kritik unsurumuz ne? İnsan mı, meta mı, ürün mü, belli bir alan mı gibi neyi koruyacağımızı müşterimizle beraber tanımlıyoruz. Sonrasında ise bu koruyacağımız unsurun hangi risklere karşı koruyacağımızı belirliyoruz. Yani neyden korumalıyız? Buradaki risk unsurları nelerdir? Bunları belirliyoruz. Sonrasında ise risk hizmetlerimiz, güvenlik profesyonellerimiz ve teknoloji hizmetlerimizle bu unsurları, bu risklere karşı nasıl koruyacağımızı belirliyoruz. Dolayısıyla doğru bir ihtiyaç analizi yapıp, doğru bir çözüm önerisi üreterek müşterimizin alabileceği en verimli, en etkin çözümü onlara sunma gayretiyle bu sürece başlıyoruz. Yani ihtiyaç noktasında entegre güvenlik çözümüne kadar uzayan bir süreçte müşterimizin hayatına yer alıyoruz bu noktada. Risk hizmetlerine girdiğimizde yani entegre güvenlik çözümlerimiz oluşturan unsurlardan ilk risk hizmetlerimiz. Bunun alt detayında güvenlik personelini ya da elektronik güvenlik çözümünü doğrudan sağlamasak bile müşterilerimize eğitim ve üretim noktasına destek olabiliyoruz. Bu eğitim ve üretim noktası sadece onların kendi içlerindeki ya da dışarıdan destek aldıkları güvenlik görevlilerinin eğitimiyle sınırlı kalmıyor kesinlikle. Bu ekipleri yöneten, bu ekipleri kontrol etmesi gereken müşteri temsilcilerine de bu noktada nasıl etkin bir kontrol, nasıl bir etkin güvenlik yönetimi yapacaklarına dair eğitimler sağlıyoruz. Ve bu noktada çok önemli müşterilerimiz var Türkiye'de. Çok etkin olarak kullandığımız bir hizmetimiz. Bunun yanında müşterilerimizin anlık ihtiyaçlarına yönelik güvenlik danışmanlığı, onların o ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesiyle ilgili danışmanlık hizmetlerimiz söz konusu. Ve değişen durumlar ve değişebilecek durumlara istinaden şu anki durumlar ve gelecekteki yaşanabilecek risklerle ilgili müşterilerimize risk danışmanlığı hizmetini de risk hizmetleri altında aslında sağlıyoruz. İkinci bir çözüm alanımız, çözüm noktamız ise insani hizmetler. G4S olarak kurulduğumuz günden bugüne aslında hiçbir zaman birbirinden farklı güvenlik aktiviteleri ya da işleri için standart güvenlik sağlama bakış açısını hiçbir zaman benimsemedik. Yani sahadaki farklı aksiyon alması gereken güvenlik personelleri, farklı görevleri yerine getirmesi gereken güvenlik personellerimiz için her zaman o konuda özelleşmiş, uzmanlaşmış ve eğitim almış güvenlik profesyonellerini kullanmaya gayret ediyoruz. Ve böyle bir bakış açısıyla insanlı güvenlik hizmetlerini sunuyoruz. Çok kısa alt detayını vermem gerekirse en çok kullandığımız hizmetlerden devriye hizmetleriyle ilgili olarak o noktada devriye konusunda uzmanlaşmış ve eğitim almış güvenlik profesyonelleri. Bir noktada kontrol ve izleme yapma noktasındaki görevler için bu konuda uzmanlaşmış bir güvenlik profesyoneli. Ya da kritik bir unsurun bir yerden bir yere sevkiyatı ya da hareket etmesi noktasındaki güvenliğinin sağlanması için ise ulaşım güvenlik profesyonelleri gibi farklılaştırılmış hizmetler için o konuda uzman
güvenlik profesyonelleri bu hizmetleri sunmaya gayret ediyoruz. Temel farkımız aslında buradan geliyor insanlı hizmetlerde. Devamındaki son unsurumuz ise teknoloji ve veri hizmetleri. Aslında artık son noktada güvenlik dediğimizde birçok kişinin artık hayatına giren kamera sistemleri, alarm sistemleri gibi, kartlı geçiş sistemleri, akses erişim kontrol sistemleri gibi tüm elektronik güvenlik noktalarında ürünlerimiz ve hizmetlerimiz söz konusu. Ancak başlangıçta da bahsettiğim üzere biz doğrudan bir ürün ya da hizmet sunmaktan öte onların ihtiyaçlarını belirleyerek burada gördüğünüz alt parametreleri en etkin kombinasyonlarını bir araya getirerek onlara entegre bir elektronik güvenlik çözümü sunma gayesi içerisindeyiz. Yani bunları tek tek sağlayabildiğimiz gibi temel amacımız bunlardan gerekli olan noktalarda ilgili olan maddeleri kullanarak entegre ve müşterimiz için en etkin çözümü oluşturma gayreti içerisindeyiz. Madencilik sektörü üzerine geldiğimizde ise burada tabii ki global bilgi birikimimiz, yani dünyanın lideri olmanın bize getirdiği bir avantaj bu. Global bilgi birikimimiz, know-how'ımızla, oradaki tecrübelerimizle, kendi lokal tecrübelerimizle bir araya getirerek bu odaklandığımız sektöre, bu sektöre özel çözümler geliştirdik. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki drone ve otonom drone çözümleri. Drone ve otonom drone'un farklılığı ne? Şöyle bir farklılık var. Bu geniş ve açık arazi alanı olarak tanımladığımız maden alanlarında belirli periyotlarda yapılması gereken kontrollerle ilgili bizim yönetiminde olduğumuz drone hizmetlerini belli periyotlarla müşterilerimize sunabiliyoruz. Lokasyon neresi olursa olsun. Bunun yanında o lokasyona özel, o müşteriye özel otonom drone istasyonları kurarak da oradaki spesifik ya da anlık ya da alarmla tetiklenen özel drone çözümlerimizi de o lokasyonu özel olarak, otonom olarak orada konumlandırabiliyoruz. Bunlar uzaktan izlemeyle yönetilebiliyor ve doğrudan bir kişiyi başında beklemiyor aslında. Neden önemli madencilik sektörü için? Hepimizin takdiri ve bildiğimiz gibi maden alanı geniş ve açık bir alan. Coğrafi koşulların zorlu olabildiği bir alan. Erişimin her noktaya kolay olmadığı bir alan. Dolayısıyla insan ve araçla her zaman her noktaya rahatlıkla yaya olarak ulaşamıyoruz. Drone da bu noktada bizim için çok etkin bir çözüm sağlıyor aslında. Hızlı bir noktaya, hızlı bir erişim sağlama ve kontrol etme noktasında erişilemez bir noktaya çok etkin bir çözüm oluyor. Bir diğer unsur şu, bir alarmı o alanda ya da uzak bir noktada tespit etsek dahi buraya olan müdahale sürecini drone en kısa süreye indir. O alana erişip, o alandaki riski tespit edip, üzerindeki ekipmanlarla gerek aydınlatma olsun, gerek otomatik anons sistemleri olsun, bunlarla riskin daha o alana müdahale edilmeden drone üzerinden bertaraf edilmesini sağlayabiliyoruz. Ve gene gece şartlarında da gündüz şartlarındaki gibi entegre ettiğimiz termal kameralarımız ile gecede ilgili noktalardaki standart görevlerimizi, anlık görevlerimizi ve alarm müdahalelerimizi drone üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Ve dronelarımızı 7/24 alarm izleme merkezimize bağlayarak buradan da hem drone'un kontrolünü sahadaki görevlerim üzerinden yaparak hem de uzaktan kontrol yaparak da aslında sağlayabiliyoruz. İkinci bir madencilik çözümümüz ise AdView adını verdiğimiz mobil kamera ve analiz sistemi. Sizin de herkesin de takdiri olduğu gibi aslında geniş ve açık maden sahalarında enerji bulmak ve sabit bir noktadan öte değişen kaza alanlarına istinaden sürekli bu çözümü belli bir noktadan belli bir noktaya taşımak standart ve kurulu bir düzende çok zor oluyor. Dolayısıyla biz bunun için bu analizimize istinaden müşterilerimize mobil bir güvenlik kiti oluşturduk aslında. Bu güvenlik kitimiz aslında bir römork üzerine kurulmuş. Belirli bir noktada görüntü, alarm, video analiz, aydınlatma ve anonsu gerçekleştirebilecek tüm ekipmanları içeren bir güvenlik kiti. Dolayısıyla değişen kaza alanları, yeri değişen kritik unsurların sürekli izlenmesiyle ilgili olarak bu çözümümüzle ilgili alanda anlık izleme, alarm oluşturma, belirli bir alanın ya da belirli bir hattın kontrolü gibi sistemleri sahaya hızlıca mobil olarak entegre edebiliyoruz. Yine bu sistemi de alarm haber alma merkezimize bağlayarak oluşan alarmlarla ilgili o noktada yakın nokta bir güvenlik görevlisi olmasa bile hızlıca ya da orada hiçbir güvenlik görevlisi olmasa bile alarm haber alma merkezi üzerinden gerekli ekipleri, gerekirse polisi ya da jandarmayı da o noktaya ileterek alarma bir karşılık verilmesini sağlayabiliyoruz. Bunun yanında daha basit alarmlar için ise cihazımız üzerindeki anons sistemiyle manuel ve otomatik anonslar yaparak aslında risk unsurunun hiç oraya müdahale edilmeden de oradan uzaklaşmasını sağlayabiliyoruz. Çok etkin kullandığımız bir çözüm. İlerleyen slaytlarda da zaten bununla ilgili bir uygulama göstereceğim, paylaşacağım sizlerle.
Diğer bir önemli unsur ise maden sektöründe tabii ki iş sağlığı ve güvenliği. Her noktada aslında her sektörde önemli. Ama maden sektörünün kazaya geniş alanda ve ağır yapılan bir iş olması sebebiyle bu noktada daha iş sağlığı ve güvenli risklerine açık olmasından kaynaklı. Aslında sektörde bu noktada bir hassasiyet söz konusu. Dolayısıyla biz de bu noktaya eğildik. Burada belirli alanlarda, özellikle kaza alanlarında, özellikle girilmemesi gereken tehlikeli alanlarda personel, ekip, varlık takipleri yapabiliyoruz. Böylelikle o alanda o an için kimsenin olmadığını, herhangi bir riskin oluşmadığını da uzaktan izleyerek ya da girilmemesi gereken bir kaza alanına gece ya da gündüz bu sahada deneyimsiz olan ziyaretçiler daha çok bu noktada risk yaratıyor. Bundan o noktalara girmesini engelleme, manuel ve otomatik anonslarla, aydınlatmalarla ve sahaya müdahalelerle iş sağlığı ve güvenliği noktasında sağlayabiliyoruz. Tabii ki taktiğiniz maden alanları, şehir dışındaki kırsal alanlarda, dağlık alanlarda olduğunda buralara ulaşımla ilgili de gerek maden personelinin, gerekse güvenlik personellerinin görevlerini yapmaları sırasında kullandıkları araçlarla ilgili, ulaşımlarıyla ilgili onları çok kolay monte edilebilen ve araçtan araca kolaylıkla sevk edilebilen araç takip sistemleriyle ilgili olarak bu alanlarda oluşacak bir kaza ile ilgili de sürekli takip sağlayabiliyoruz. Yani üç temel nokta üzerinden madencilik üzerine çözümlerimizi geliştirmiş durumdayız biz aslında. En etkin kullandığımız çözümler bunlar oluyor madencilik sektöründe. Bunun yanında bir de madencilik sektörüyle doğrudan aslında ilgili olmayıp ama madencilik sektöründe de çok büyük fayda sağladığımız iki farklı çözümümüz daha var. Bunlardan bir tanesi G4S Cockpit. G4S Cockpit esasında Android ya da iOS cihazları üzerinden kullandığımız bir güvenlik yönetimi yazılımı. Nedir bu yazılımın bize faydası? Aslında biz bu noktada, lokasyonlarda müşterimize söz verdiğimiz güvenlik hizmetleri içerisinde devriye hizmetlerini, denetim hizmetlerini, standart yapmamız gereken aktiviteleri bu noktada bu cihazlar üzerinden yaparak anlık olarak yaptığımız aktiviteleri ve durumları müşterimizle paylaşıyoruz. Bunun yanında güvenlik olarak en temel görevlerimizden biri olan anlık gelişen bir kazaya dolayı istinada resimli ve videolu olarak yani kanıt içeren ve görsel içeren bir raporla müşterimize anlık bilgilendirme yapabiliyoruz. Ve yaptığımız tüm güvenlik operasyonlarını bu yazılıma entegre ederek aslında belirli bir periyotta yaptığımız tüm aktivite ve sergilediğimiz performansımızı müşterimize sunabiliyoruz. Bunun yanında bunun bize şöyle de bir artısı oluyor. Belirli bir periyot sonunda yaptığımız tüm bu aktiviteleri ve bu aktivitelerin sonuçlarını analiz ederek aslında bu sahada daha geliştirilmesi gereken hangi noktalar olduğunu, hangi noktalarda daha iyi çözümler üretilmesi gerektiğini analiz etmek edecek veriyi bize sağlıyor. Dolayısıyla bu sistem sayesinde ilgili lokasyonda sürekli gelişip sürekli daha iyi bir güvenlik hizmeti sağlayabiliyoruz. Bunun yanında son olarak da bir alarm izleme merkezimiz var. Daha önce de bahsettiğim gibi. Buradaki önemli nokta G4S'nin kendine ait bir alarm izleme merkezinin olması. Yani burada bir dışarıdan destek söz konusu değil. Her daim müşterinin buradaki muhatabı G4S olabiliyor. Geliştirdiğimiz tüm çözümlerimizi, kamera sistemleri olsun, akses kontrol sistemleri olsun, intercom dediğimiz görüntülü diyafon görüşme sistemleri olsun ve benzeri tüm sistemlerimizin alarmlarını alarm izleme merkezimize bağlama kabiliyetine sahibiz. Ve böylelikle de o sahada bir güvenlik profesyonelimiz olmasa bile uzaktan izlemeyle sanki oradaymışız gibi o alanları denetleyebiliyor, izleyebiliyor ve kritik durumlarda kolluk kuvvetlerine haber verdiğimiz gibi müşteriye de hızlıca haber verebiliyoruz. Aktif olarak da kullandığımız bir çözümümüz olarak öne çıkıyor madencilik sektöründe. Bu çözümlerimize istinaden bir de bir örnek projemizden yaptığımız geliştirmeden bahsetmek istiyorum. Burada Erzincan İliç ilçesinde Anagolt Madenciliğin lokasyonunda bir çözüm geliştirmemiz durumu söz konusu oldu. Buradaki temel ihtiyaç hepimizin takdir olan maden sahasındaki değişken kazı ve depolama noktalarını ve zorlu fiziksel ve hava koşullarını güvende tutmakta aslında temel maksat. Biz de burada şöyle bir yaklaşım sergiledik. Bu alanın geniş olması, açık alan olması ve zorlu koşullar içermesi sebebiyle mutlak surette değişken ve geçici noktalarda hizmet olabilmek için mobil ve enerjisiz bir çözüm bakış açısı geliştirdik. Dolayısıyla sürekli ilgili noktalar ulaşımda sıkıntı olabileceğini de öngörerek uzaktan müdahale yapabileceğimiz, alarm tespiti yapabileceğimiz ve uzaktan anons sistemiyle alarmın gerektiği noktalarda oraya hiç müdahale etmeden bertaraf edebileceğimiz ve bunu da 7/24 izleme merkezimize bağlayarak
gece gündüz fark etmeksizin gün her saatinde buradaki alarmı takip edebileceğimiz bir yapıya bağladık. Burada temelde kullandığımız çözüm mobil kamera sistemleriyle beraber bir AdView çözümü oldu. Daha önce de bahsettiğim gibi mobil kamera izleme ve analiz çözümümüz oldu. Bu sistemimizi bir römork üzerinde dediğim gibi gerçekleştirerek müşterimiz ihtiyaç duyduğu alanlarda, değişen kaza alanlarında, değişen kritik unsurların depolandığı alanlarda sürekli istediği noktaya götürerek hızlıca kurabiliyor. Sistem tak çalıştır olduğu için de tekrardan bir kuruluma ihtiyaç duymuyor. Kurgulandığı yerde, sabitlendiği noktada bir açma kapama düğmesi tabiriyle bahsedebileceğim şekilde hızlıca açılarak görevini hemen başlıyor. GDOS alarm haber alma merkezine bağlanabiliyor. Oranın da izlemesini sağlayabiliyor. Böylelikle gerek sahada gerekse uzakta değişen alanlar ve geniş alan için Anagold Madencilik firmasına böyle bir çözüm geliştirdik ve halen daha da geliştirmeye devam ediyoruz bu çözümlerimizi. Müşteri memnuniyetimiz de bu noktada çok iyi seviyede. Çok iyi dönüşler aldığımız için zaten bunu da biz bu sektör çözümlerine koymamızın temel etkenlerinden aslında biri olmuştu. Örnek uygulamamızda aslında böyle bir tecrübemiz oldu bu noktada. Bu örnek uygulamadan sonra ben değerli katılımcılarımızın ve diğer konuşmacıların da beklediğini varsayarak çok fazla vaktinizi almadan çok teşekkür ederim vaktiniz için. Olabildiğince hızlı ve etkin bir şekilde sunumu yapmaya gayret ettim. Belli bilgileri ve ilgili ihtiyaç noktalarını müşterimizle paylaşmak amacıyla. Çok teşekkür ediyorum vakit için ve sözü çok değerli diğer katılımcılarımıza bırakıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tansu Tekten'e. Şimdi de sektörün bir başka değerli ismi Öksüt Madencilik Güvenlik Müdürü Sayın Adnan Ulaş'a dönmek istiyorum. Adnan Bey, siz işin tam da merkezinden biri olarak maden sahalarının güvenliği için kritik başlıklar nedir diye sormak istiyorum ki çok yakın bir tarihte de Amasra Bartın'da 42 işçinin ölümüyle sonuçlanan bir maden kazası yaşadık ve hepimiz çok üzüldük. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Herkese öncelikle çok teşekkürler. İsmim Adnan Ulaş. Biraz önce de Ebru Hanım'ın belirttiği gibi Öksüt Madencilik'te, daha doğrusu Kanada kökenli Centerra Gold firmasının Kayseri'deki iştiraki olan Öksüt Madencilik'te güvenlik müdürü olarak çalışmaktayım. Konumuza gelince, evet, dediğiniz gibi madencilik ve güvenlik birbirinden ayrılmayan iki yakın unsur. Madenler inşaat sektöründe olduğu gibi güvenliğin en önde olduğu, daha doğrusu iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği madenlerde çok büyük bir önem arz etmekte. Biz de güvenlik tarafı olarak, tabii iş sağlığı ve güvenliği departmanları genelde farklı oluyor. Biz de güvenlik tarafı olarak genelde şu başlıklar altında burada güvenliği temin etmekteyiz. Şimdi öncelikle güvenlik yönetimi olarak bir takım sorumluluklarımız var. Birincisi madenlerde işte herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği açısından herhangi bir hadisenin yaşanmaması artı hırsızlık ve yolsuzluk gibi, özellikle mesela biz altın madeniyiz. Dolayısıyla değerli metallerle çalıştığımız için ve altın biliyorsunuz özelliği itibariyle de çok kıymetli olması nedeniyle çok ilgi çekiyor, alaka çekiyor. Bu nedenle hırsızlığa ve yolsuzluğa çok açık bir metal. Bu nedenle bizim merkezimizde, güvenlik merkezimizde hırsızlık ve yolsuzluk yer almakta. Tehdit ve risklerimizin en başında bu yer almakta. Dolayısıyla birinci öncelikle yönetim olarak sıfır toleransla yaklaşıyoruz herhangi bir hırsızlık ve yolsuzluk hadisesine karşı. Bir diğer konu, biraz önce Tansu Bey'in de arz ettiği gibi insan unsuru çok önemli güvenlikte. İnsan unsuru tabii güvenlik olarak biz bir takım şeyleri sağlamaktayız.
güvenlik olarak insanlara hizmet sunmaktayız. Güvenlikle ilgili, onların güvenliğiyle bir hizmet sunmaktayız. Dolayısıyla insanlarla birebir iletişim halindeyiz. Onlarla bu iletişimi sağlarken bir takım Birleşmiş Milletler'in uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bir takım hak ve yükümlülükleri söz konusu insanların. Buna dikkat etmek durumundayız. Neden bahsediyorum? İnsan hakları ve güvenlik gönüllü ilkeleri adı altında One True Principles on Security and Human Rights adı altında bir takım ilkeler belirlemiş uluslararası camia. Bu ilkelere sadık kalmak durumundayız. Yani güvenlik hizmetini verirken bunu öne çıkarmamız gerekiyor. Buna çok önem veriyor. Özellikle Türkiye'deki madenler önemli. Çünkü sadece maden içerisinde değil, madenin civarındaki köy ve kasabalara da bir şekilde iletişim halinde olduğumuz için bu ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu da işte güvenlik kültürü oluşturmamız gerekiyor iş yeri içerisinde. Çünkü malum insanlar başka konularda görev yaptığı için güvenlik belki onların nezdinde ikinci planda kalabiliyor ama yaptığımız uygulamalarla biz bu güvenlik kültürünü öne çıkarmaya ve onu öncelikli olarak kendilerine ilke olarak benimsetmeye çalışıyoruz. Tabii bu güvenlik yani yönetim olarak kabaca bu şeylerden bahsettikten sonra sahadaki alınması gereken fiziki bir takım önlemler var. Yapılanma söz konusu. İşte bunları da bir takım prensipler üzerine oturtuyoruz. Birincisi koruma halkaları dediğimiz prensip. Rings of protection dediğimiz. Koruma halkaları yani dıştan içe, yani madenin dışındaki en dışındaki ter örgülerden içeriye doğru, en hassas, en riskli bölgeye doğru birbirini tamamlayan halkalar şeklinde güvenliği yapıyor. Olarak grade ve risk dediğimiz yani özellikle biz işte precious metals yani değerli metallerle çalıştığımız için altının en yoğun olduğu bölge, en riskli bölge, riskliden en risksiz olan bölgeye doğru, yani riskin olduğu bölgede en yoğun güvenliği almak, riskin olmadığı diğer sahalara doğru da azaltmak suretiyle bu prensipten istifadeyle yapılanmamızı sağlıyoruz. Bir de işte caydırma, tespit, geciktirme ve geriye püskürtme ya da işte müdahale etme şeklinde bir takım prensiplerimiz var. Bunları sırasıyla uygulamak suretiyle maden sahasındaki fiziki güvenliği yapılandırdık ve bunun üzerinde, bu esaslar üzerinde operasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Üçüncü kritik başlığımız da operasyonlar. Madenlerde yürütülen güvenlik operasyonları tabii diğer güvenlik operasyonlarına çok çok farklı ve çok çok uzmanlık gerektiren bir konu. Sürekli hemen hemen her gün patlatma operasyonlarımız var. Tonlarca patlayıcıyla açık ocaklarda ya da kapalı ocaklarda patlatmalar yapılıyor. Cevherler şey yapılıyor ve bu cevherlerin taşınması, transferi var. Onlar transferi esnasında onların güvenliği söz konusu. Bir de işte dediğimiz gibi bu saha içerisindeki kritik tesislerin, işte zenginleştirme tesislerinin, kırıcıların, laboratuvarlarımız var, laboratuvarların güvenliği söz konusu. Bunları da işte yaya, araçlı ve hava devriyeleriyle sağlamaktayız. Genelde operasyonlarımızı bu üç şey üzerinde yürütmekteyiz. Bütün operasyonlarımızda tabii biz Öksüt Madencilik olarak kendi maden sahamızda bir Security Operation Center oluşturduk. Bir güvenlik harekat merkezi oluşturduk ve buradan bu merkezden yönetmeye ve birebir görüntüler almak suretiyle merkezden hiç şey yapmadan, zaman kaybetmeden müdahale edici tedbirleri aldık ve bu merkez üzerinden götürmekteyiz. Genelde kısaca özetlersek bu üç başlıkla maden sahasının güvenliğini temin etmekteyiz. Ebru Hanım. Çok teşekkür ediyorum Adnan Bey kıymetli bilgileriniz için. Tekrar size döneceğim ancak bu noktada kritik başlıklarda
sizlere destek olan tarafa da yönelmek isterim. G4S Anadolu Bölge Müdürü Sayın Halil Yetiye. Evet Halil Bey, merhaba diyeyim öncelikle. Siz de ülkemizde ve dünyada birçok maden sahasının güvenliğini sağlayan G4S'de Anadolu Bölge Müdürü olarak görev alıyorsunuz. G4S'nin bir maden sahasındaki güvenlik risklerini tespit ve analiz yöntemlerini nasıl belirliyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Merhabalar herkese. Öncelikle tüm değerli katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Söylediğiniz gibi ben G4S Türkiye'de Anadolu Bölge Müdürü olarak çalışıyorum ve uzun yıllardır özel güvenlik sektöründeyim. Ben size bir maden sahasında risk analizi yapılırken neler yapıyoruz? Bununla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Umarım keyifli ve yararlı bir sohbet gerçekleşir. Her bir lokasyon, aslında her bir maden sahası kendi içinde farklı dinamikler ve riskler barındırıyor. Bu riskler uzman ekipler tarafından yapılan risk analizleri sonucu ortaya çıkarılıyor ve her bir lokasyon için farklı çözümler gerekiyor. Bir örnek verecek olursak, tıpkı bir terzinin kişiye özel elbise dikmesi gibi risk analizi yapılan sahanın ihtiyaçlarına özel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere dünyanın dört bir yanında işletmeler günlük olarak birçok farklı riskle karşı karşıya. Özellikle maden sahalarında bu riskler devamlı olarak değişiyor ve gelişiyor. Risk değerlendirmesinde öncelik olarak maden sahasının bulunduğu bölgenin dış faktörlerindeki riskleri değerlendiriyoruz. Bölgede daha önce suç oranlarının dağılımı, terör olayları, hırsızlık ve diğer adli vakalar ekiplerimiz tarafından öncelikle titizlikle inceleniyor ve bu bize bir yol gösteriyor. Bu nedenle sunduğumuz çözümleri her zaman iyileştirmeye ve iş ortaklarımızın madenlerde güvenlikle ilgili konulara farklı bakmalarını sağlıyoruz. Bu farklı bakış açısında özellikle 3 faktörü göz önüne alarak aslında bir değerlendirme yapıyoruz. Bunlar neler? Hangi varlıklar? Koruyacağımız varlıklar neler? Buradaki tehditler veya tehlikeler neler? Ve son olarak güvenlik açıkları belirleniyor. Maden sahalarındaki güvenlik programını geliştirmek için G4S risk değerlendirme stratejimiz ve G4S risk yönetim modelimiz ile maden sahalarının ortamlarına en uygun güvenlik risk yönetimi ve risk azaltma programlarının oluşturulmasına, sürdürülebilir olmasına ve geliştirilmesine yardımcı oluyoruz diyebilirim. Az önce Adnan Bey bahsetti. Maden sahasında aslında doğru güvenlik çözümlerine karar vermeden önce bazı temel riskler var. Bu riskleri biliyor olmalıyız. Birkaç örnek vermek isterim bununla ilgili. Öncelikle girişlerde ve çıkışlarda personel, taşeron ve ziyaretçilerin giriş çıkışlarında uygulanacak güvenlik prosedürleri, açık bir maden sahasında gerçekleştirilen kontrollü patlamalar sırasında alınacak önlemler, Adnan Bey'in liderliğinde bu drone ile kontrol şu anda Öksüt Maden'de aktif olarak kullanılıyor, sahadaki koruyucu ekipman kullanımları, cevher üretimi ve dönüşüm üretiminde kullanılan kimyasallar iş sağlığı ve güvenliği açısından önem arz ediyor. Hem açık sahalarda hem kapalı maden ocaklarında koruyucu ekipmanların doğru kullanıp kullanılmadığı, olası bir risk veya kaza anında yer tespiti, maden sahasının veya ocağının güvenli olarak tahliye edilmesi, içeride çalışan olup olmadığının dijital olarak görülmesi ve izlenmesi çözümlerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda biz G4S olarak buna teknoloji ve veri analitiği adını verdiğimiz başlıklar altında video analiz çözümleri, yapay zeka, RFID gibi çözümlerimizi ön plana çıkartıyoruz. Bahsettiğim gibi sürekli değişen sahaların güvenliği, Tansu Bey de bahsetti, mobil kameralar yardımıyla sağlanıyor. Şu anda yine Adnan Bey'in de güvenlik müdürü olarak bulunduğu sahada bu teknoloji aktif olarak kullanılıyor ve istediğimiz alandan uzaktan izleme adını verdiğimiz, görüntüyü adını verdiğimiz, görüntüyü elde ediyoruz. Ve drone'u da burada etkin bir şekilde kullanıyoruz.
Yine kritik alanlar için uyguladığımız görüntü doğrulamalı çözümler, hem sahada bulunan güvenlik ekipleri, hem de isteğe bağlı olarak G4S Risk Operasyon Merkezi tarafından 24 saat uzaktan izleniyor. Bu alanlara olası bir illegal giriş olması durumunda anında müdahale edilmesi ve daha önce planlanan şekilde güvenlik protokollerinin uygulanması ile süreci devam ettiriyoruz. Yine G4S'nin yazılımı olan Tansu Bey'in bahsettiği aslında kokpit uygulaması ile sahada oluşan iş sağlığı ve güvenliğinde hep Ramakkala raporu vardır. Oluşması muhtemel bütün süreçler, güvenlikle ilgili bütün süreçler bizim tarafımızdan online olarak takip ediliyor ve ilgili birimlere raporlanıyor. Örnek veriyorum, teknik bir arızanın tespiti teknik bölüme, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olan bir tespit iş sağlığı ve güvenliği birimine raporlanarak etkin bir sistem sağlanıyor. Bir de tabii güvenlik işi böyle çok her zaman herkes takdir eder ki böyle çok ölçülebilir bir şey değil. Ama kokpit sayesinde güvenlik görevlerinin yaptığı bütün görevleri aslında ölçülebilir bir hale getiriyoruz diyebilirim. Bu bilgilerden sonra tekrar sözü değerli katılımcılarımıza bırakayım. Teşekkür ederim. Evet, evet. Riskler ve bu risklerin doğru tespitinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiş olduk tüm bu söylediklerinizle Halil Bey. Çok teşekkür ediyorum. Başta da belirttiğimiz gibi ülkemiz maden konusunda çok zengin bir ülke ve gelişen teknolojilerle ömrü sürekli de bir sektör. Ben tekrar bu noktada Adnan Bey'e dönmek isterim. Siz sektörün ülkemizde ve dünyadaki geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de söylediğiniz gibi sektör sürekli gelişen ve önem arz eden bir sektör. Çünkü maden sektörü olmazsa sanayi olmaz, teknoloji olmaz, hiçbirisi sorulmaz. Her şeyin temelinde madencilik malum var. Madencilik tabii bu konuyu iki açıdan ele almamızda fayda var. Birincisi madencilik açısından geleceğe baktığımızda ya da ülkemize baktığımızda nereye gelinecek. Bir de güvenlik açısından bakıldığında, madencilik ve güvenlik açısından bakıldığında nereye geleceğiz. Şimdi madencilik hepimizin de medyadan takip ettiği kadarıyla, gördüğü kadarıyla işte uzayda, asteroidlerden filan maden taşınması ile ilgili artık ufak ufak şeyler başladı. Oraya doğru bir yöneliş var. Ama ülkemiz genelinde halen madencilik şu anda ne diyelim orta seviyede ya da ortanın biraz daha altında. Yani gelişmiş ülkelerde özellikle Kanada, Avustralya, Amerika gibi ülkelerde yıllık sondaj, madencilikte genelde o esas alınıyor. Yaptığınız sondaj metrajına kadarsa o kadar madencilik gelişmiş addediliyor o ülkede. Mesela Kanada'da yıllık 6 milyon metrelik filan sondajlardan söz edilirken Türkiye'de bu rakam 300-400 binlerde, 500 binler gibi rakamlarda. Dolayısıyla madencilik anlamında kat edeceğimiz daha çok mesafeler var. Tabii bir taraftan da hakikaten ülkemizdeki özellikle altın madenciliği sektörü için konuşursak şayet şu anda çok güzel uygulamalar var. Çok güzel madenlerimiz var. Hem iş sağlığı ve güvenliğinin hem de güvenliğin çok güzel uygulamalarının olduğunu bildiğimiz çok güzel madenlerimiz var. Hükümetimizin, devletimizin de koymuş olduğu altın madenciliğinde özellikle, çünkü biliyorsunuz cari açığın, ülkemizin bir sorunlarına bir tanesi olan cari açığın kapatılmasında altın madenciliğinden istifade etmek gibi bir hedefi var hükümetimizin, devletimizin. En yakın şu anda 40-45 ton civarında yıllık altın üretilmekte Türkiye çapında. Bunu 5 sene ya da 5 senelik bir perspektif içerisinde 100 tona çıkarmak gibi bir hedefi var devletimizin. Dolayısıyla bu ne demektir? Mevcut altın madenlerin sayısı bir 5 senelik perspektif içerisinde en az 2 katına çıkacak demektir. Dolayısıyla madencilik sürekli gelişen bir sektör. Tabii gelişmeye paralel olarak da teknolojisi ve prosesleri de sürekli gelişiyor. Güvenlik açısından da tabii biraz önce
Tansu Bey'in yine Halil Bey'in de bahsettiği gibi teknolojinin sahada kullanımı ile ilgili birçok şeylerimiz var, uygulamalarımız var. Ben buraya geldim, işte yaklaşık 1,5-2 sene yakındır buradayım. Sürekli teknolojiyi madenciliğe uygulamak için elinden gelen çabayı gösteriyorum. İvedilikle ve öncelikle bir Security Operation Center oluşturdum. Yani CCTV'lerimiz var, kameralarımız var maden sahamızda. Bu CCTV kameralarımız sayesinde bütün sahadaki hem açık ocaklardaki hem kapalı mekanlardaki proses tesisimizdeki ve kırıcılarda ve diğer tesislerdeki görüntüleri anında canlı olarak takip edebiliyoruz. Aynı zamanda CCTV bu Security Operation Center'a destek sağlaması açısından biraz önce Halil Bey'in de bahsettiği mobil G4S'ten temin ettiğimiz mobil TV CCTV kameralarımız var. Bunları aktif olarak kullanıyoruz ve çok faydalı bir cihaz olarak addediyoruz. Hatta ileride bunların sayısını da artırmayı düşünüyoruz. Yine üçüncü bir konu olarak dronlar. Drone teknolojisi çok gelişti. Ülkemizde de dünyada da çok gelişti. Malum Türkiye'deki savunma sanayi görüyorsunuz insansız hava araçları. Türkiye'de bu sektörün önü çok açık. Biz de bu dronları madenlerimizde aktif olarak kullanıyoruz. Hatta Kanada'dan, Amerika'dan dahi ses gelmeye başladı. Onlar da bizleri takdirle karşılıyorlar. Yakında herhalde oralara da bunu ihraç edeceğiz yani şey olarak, uygulama olarak. Benim söyleyeceklerim bunlar Ebru Hanım. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sözü size ben bir kez daha evet teşekkür ederim. Adnan Bey'den sektörün geleceğiyle ilgili neler gelişecek onları öğrendik. Elbette güvenlik sektörünün de bir geleceği var. Bu noktada da tekrar G4S Anadolu Bölge Müdürü Sayın Hanım'ı yöneltmek isterim. Özellikle teknolojik gelişmelerle ilerleyen zamanlarda madencilik sektöründe ne gibi çözümleriniz olacak, neler planlıyorsunuz? Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi maden sahaları, altyapı, iletişim, teknoloji, yapay zeka ve geri veri uygulamalarına yapılan küresel yatırımlar, yatırımlara bağlı ve bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da bizim tarafımızdan devam edeceği öngörülüyor. Maden yatırımcıları ile yapılan bir anketin sonucundan bahsederek devam etmek istiyorum. Maden yatırımcılarına önümüzdeki 3-5 yıl için hangi teknolojiye yatırım yapmak istedikleri sorulduğunda yapılacak yatırımların başında yapay zeka, robotik otomasyon, drone ve giyilebilir teknoloji olarak bir sonuç ortaya çıkıyor. Yapılan sektörel araştırmalarda maden sektörünün dijitalleşme ve veri kullanma konusunda maalesef diğer sektörlere göre geride olduğu görülüyor. 14 sektör içerisinde yapılan sıralamada maden sektörü 11. sırada. Dijitalleşme ve veri analitiğinin güvenlik kurgusunda entegre olarak kullanan G4S Türkiye, maden sahaları için geliştirdiği çözümleri bahsettiğimiz gibi aktif olarak uyguluyor. Maden sahalarında hızlı büyüme, madenlerde yapılan işlerin tehlikesi, önemli sosyal ve ekonomik faydalarının yanında bize karmaşık riskler ve tehditler de oluşturuyor. Az önce Adnan Bey bahsetti, altın üreten bir madendeki karmaşık riskler gerçekten çok fazla. Bizim riske dayalı yaklaşım modelimiz, maden sahalarında güvenli, güvenilir ve verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olan endüstri lideri çözümlerimiz, insanlara, becerilere, teknolojiye nasıl yatırım yaptığımızın aslında bir örneği olarak gösterebiliriz. Yine az önce insan hakları eğitiminden bahsettik. Pandemide çok fazla eğitim konusunu birebir sürdüremedik ama G4S'nin aslında tüm dünyada kullandığı MyLearning uygulaması ile fiziki olarak verdiğimiz eğitimlerin yanında maden çalışanlarının sektörel eğitimlerini sürekli yenilemesini devam ettirdik.
G4S uluslararası platformda Tansu Bey de bahsetti, sektörün lideri olduğu gibi tüm mühendis kadroları teknolojiyi yakından takip ediyor. Global uygulamalarımız ile yerelde geliştirdiği ve uyguladığı yazılımları entegre ediyor ve sürekli kendisini yeniliyor. Önümüzdeki dönemde entegre güvenlik bakış açımız ile teknolojiyi ön plana çıkaran uygulamalarımızı G4S olarak devam ettireceğiz. Özellikle birbiriyle konuşan entegre çözümlerimiz yüksek güvenlik gerektiren tesislerde fark yaratıyor ve Türkiye'de birçok tesiste bu birbiriyle konuşan entegre çözümlerimizi uyguluyoruz. Mobil çözümlerin ve konuşmamın başında bahsettiğim video analiz, yapay zeka destekli yazılımların daha da gelişeceği ve ön planda olacağı bir dönem bizi bekliyor. Ve biz G4S olarak bu gelişmelere şimdiden hazırız. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim bir kez daha. Evet, bugün madencilik sektöründe güvenlik konusunu ele aldığımız bir webinar gerçekleştirdik sevgili katılımcılarımızla. Daha önce de gıda, lojistik, eğitim, turizm, enerji gibi sektörler için düzenlediğimiz webinar serimizin ardından hem sektörden kıymetli bir isimle hem de sektörün güvenlik çözümlerini, risklerini çözümleyen, özür dilerim, G4S ile bir aradaydık. Tespit edilen riskleri, üretim optimizasyonlarında güvenliğin önemini, bu çözümlerin sahadaki rasyonel getirisini değerlendirdik beraber. İlerleyen günlerde başka bir sektör özelinde görüşmek dileğiyle ben bir kez daha tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum ve güzel bir gün geçirmenizi temenni ederek webinarı sonlandırıyorum.